Düşünsenize ya, şöyle yollardan gidiyorsunuz. Her yeriniz yeşillik. Yine arkadaş abancımda. Hayatta yolculuk yapabilir mi şimdi bilmiyorum. Tipe bak ya. An dönüş anıdır. Bayağı şu anda otogar mı otobüs durağı mı? Biz Tanita diyoruz. Oradayım. Erzamı da aldım. Ve gidiyorum artık. Dönüş yolculuğum başladı. Bulgaristan üzerinden gelirken o rengarenk dediğim evleri çekememiştim ama burada onları çekebileceğim. Avantajlı bulduğum konu kış olmasıydı ama artık galiba dezavantajlı bulduğum bir durum çünkü istediğim ve kurguladığım birçok şeyi paylaşamamış oldum. Artık idare edeceksiniz. Leş gibi soğan kokuyor. Çünkü dedem benim çok soğan sevdiğimi bildiği için 3 tane çevape sandviç yaptırıp içine bol soğan dayatıp bir de üstüne bunu onları yedirdi. Bu şehri seviyorum. Burayı seviyorum. Ve her ayrılışımda çok saçma sapan bir moda geçiyorum. Burası da Raşka'nın müthiş havuzlarından biri. Her yaz bu havuzların şey yapılır, reklamları falan yapılır. Novi Pazarlı Raşka arasında yaklaşık bir 20-25 dakika var. Bu da bir diğeri, havuzların ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Buradan göründü. Anladığım kadarıyla askeriye biraz falan olabilir eski. Ama sanmıyorum. Belediye de olabilir. Sırpların çoğunlukla yaşadığı bölgelerden geçiyoruz artık bunun sonrasında. Ben kendimi bildim bileli hep çok sevmişimdir bu evleri izlemeyi. Öyle ki perdeleri bile incelerdim. Anneannemden kalan bir şey bu. Annemde de var. Nesilden nesile. Bu
akşama döktürüyor. Geçtiğimiz yollarda sağlı sollu çok savaş olmuş bölümlerde. Hani bu bölge şu an geçtiğimiz ciddi anlamda fazla savaş görmüş ve savaşılmış bir bölge. Etrafta gördüğünüz gibi öyle çok da ev falan yok. Şöyle göstereyim yine. Daha az şeyler. Çok insan terk etmiş buradan, o yüzden yine aynı şekilde evine, yurdunu, barkını ya yurt dışına ya da şehir hayatına kaçmışlar vesaire. Bu da artı bir bilgi olsun. Şeydir bu arada, Sırbistan'ın yolları virajlıdır. Fazla sıkıntı olur giderken. Sürekli şöyle 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 falan oluyorsunuz. Bir böyle geceleri belki ürkütüyor. Onun dışında laprap. Böyle dayanıp Kosova olaylarının patlak verdiği dönemin başında bayağı mevzu çıkarmışlardı. Yine aynı şekilde sırf askerleri de bu sınırlara dayanıp bu civara durumu önlemeye çalışmışlardı. Bu da artı bir bilgi olsun. Şu tren yolu böyle var. Ama kullanılıyor mu, ne kadar kullanılıyor bilmiyorum. Ben görmedim hiç, rast gelmedim. Bayağı böyle bu yolu bütün takip ediyor. Nereye kadar gittiğine dair bir fikrim yok ama muhtemelen çok uzun 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 gidiyordur.
Şimdi bir yerde durduk ve bir yere girdik. Girişte sizi karşılayan bir köşe var. Tam anlamıyla Tito köşesi. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle pan yapayım size. Şöyle bir de yakın çekeceğim. Allah'ım girer girmez gözlerim doldu. Bütün heykelleri, bibloları. Adam hepsini tutmuş burada. Bütün ansiklopediler. Gerçekten dönüş yolculuğumun en güzel kısmı falan olabilir. Şöyle göstereceğim. Sırbistan'a sonrasında devamını getiremedim. Çünkü hem hava çok erken kararmıştı.